Güzel Pandemi Pazarından merhabalar. Bugün size bir sürprizim var. Sürprizim ne? Ya biliyorum ki evde sıkıldınız. Esasında ben pazartesi günü öğlen saati çekecektim bu videoyu ama hemen şimdi çekimden sonra Ankara'ya toplantıya gideceğim. Pazartesi acil toplantıya girmem lazım. Pazar pazar çekip dedim videoyu dedim atayım. En azından sizin dedim biraz da olsa sıkıntınız geçmiş olur. Ya ben bu yolu çok seviyorum biliyor musunuz? Gerçekten sanki huzurun yolculuğu gibi. Çünkü beni güzel yere götürüyor. Vallahi herkes burada. İlginç. Çok güzel bir hava var. Bugünkü amacım sizlere güzel bir zaman geçirmek. Kızımız burada. Şimdi tüm çıplaklığıyla tekneye nasıl girdiğimi, neler yaptığımı size göstereceğim. Hani amacım bugün size güzel şöyle deniz manzaralı bir video çekimi yapmak. En azından oturduğunuz yerde denizin o yot kokusunu hissedersiniz. Şimdi yavaş yavaş teknemize tüm çıplaklığımızdan girelim. Bakalım ben neler yapıyorum. Bagajdan tripodumu alıyorum. Hani ister istemez sonuçta bir de bu işin kamera arkası var yani. Bu şekilde kuruyorum. Her ne kadar tek elden zor da olsa bir ayakta durduruyorum. Ondan sonra kapatıyoruz. Aracımızı kilitliyoruz. Ve kızımızla şöyle sevgi aşkı yaşıyoruz. Evet. Genelde dost var. Çok güzel bir hava var yalnız. Huzur dolu. Tabii ben tek başıma geldiğim zaman tamamen ve harfiyen ne yaptıklarımı gösteremeyeceğim. Neden? Çünkü ben tek başıma geldiğimde neler yapıyorum? Çay demliyorum. Ondan sonra önce kahvemi içiyorum. Çay demlenene kadar. Sonra kahvemi içerken sizlerle video çekiyorum. Sizlerden paylaşımlarımı yapıyorum. Bu şekilde. Ama bugün çay demlemeyeceğim. Çünkü çekimim kısıtlı. Ondan sonra. Ama yani çoğunluğu göstermiş olacağım size. Her zamanki gibi teknemiz böyle mesafeli. Yani şöyle diyeyim ben size. Yani şöyle uzattığım zaman çapaya dahi değmiyor. Ben ne yapıyorum? Şuradaki halatla tekneyi kendime doğru biraz çekiyorum. Yani en azından şuradan aşağı düşmeden binmeyi gerçekleştiriyorum. Şimdi ben tripodu şey yapmayayım ama ben gene de kontrollü bir şekilde tekneyi şu halattan çekeyim. Bineyim bindikten sonra devam edeyim. Hani bir de şimdi şu soğuk suya hiç düşmek istemem yani. Evet, tripodumuzu peşin peşin bağladık. Şuradaki gölgeden anlaşılır. Şuradan sonuçta halattan çekerekten tekneyi öne doğru aldım. Rahatça biniş sağladım. Ama yani böyle elde kamera ya da fotoğraf makinesi ekipmanıyla girmek ister istemez zor olur. Şimdi ben genelde tekneye geldiğim zaman standart hareketim. Eğer hani buralarda bir kar falan ya da pislik falan varsa bir iki su döküyorum ama önce tabii kamerayı açıyoruz. Bu şekilde. Görünüyor mu? Şöyle. Ben bir açılış yapayım. Böyle kamera girişimizi açmış oluyoruz. Ondan sonra tabii sizlerle güzel video çekme için çok aşırı hızlı hareket ediyorum. Ama şöyle yani esas ana temamız, ana amacımız sizlere güzel bir video çekmek, güzel bir paylaşımda bulunmak. Bakar mısınız? Hatta şöyle yapayım. Huzur ya. İnanın huzur. Denizin güzelliğine bakın.
şekilde. Tabii ben ne yapıyorum? Geldiğim zaman gelir gelmez motorumu çalıştırıyorum. Ama şimdi çalıştırmayacağım çünkü gürültüden çekim yapamayız. Anlatmak istediklerimizi anlatamayız. Sonra şimdi mutlaka içinize soracak olan arkadaşlarımız da vardır. Hani sen nasıl çıktın arkadaş? Hani izin var mı yoksa öylesine mi çıktın falan? Ben şimdi Ankara'ya gideceğim için zaten izin kağıtlarım falan var. Ama ne yaptım? Gene de öğlen saatine denk geldi. Ya ben bu öğlen saatlerini çok seviyorum çünkü güneş genelde tepe noktasında kalıyor. Güzel çekim için ya güneşi arkanızda alacaksınız. Ama o zaman da tek yönden çekim oluyor yani. Arzu ettiğiniz yönden çekim yapamıyorsunuz. Ben öğlen saati çekimini seviyorum. Pandemi falan ama yürüyenler falan var. Şöyle biraz yaklaştırayım, zoom yapayım. İnsanlar yürüyorlar. Ama bizim sorunumuz onlar değil. Ve havada genelde dost var. Sonuçta kameramla beraber konseptimizi unutmayalım. Burada sahil elektriğim var. Normalde geldiğim zaman ben hemen sahil elektriğini bağlıyorum. Şimdi bugün bağlamayacağım çünkü niye? Hem güneş var. Bu şekilde dikkatli bir şekilde giriyorum. Hani ben diyorum ya her seferinde atlıyorum. Geri geri inmemizdeki en büyük şey ayağımızı tamamen basıyoruz. Bakın. Bakın. Çok önemli bu. Düşmeniz daha zorlaşıyor. Hani düşmenizi istemem ama ne gerek var? Şöyle tripodumu ayaklarını uzatayım. İnanın şu teknenin kokusu bile geçiyor. Ben kulaklığımı çıkartayım. Hemen bir kahve suyu koyayım. Kahve yapayım. Hatta kahvemi yapana kadar zamanınızı almayayım. Bir ara vereyim, hemen devam ediyorum. Bakır cezve. Olmazsa olmazlarımızdan. Makine kahveleri de hoşuma gidiyor esasında ama yani bakır cezvenin vermiş olduğu bilmiyorum tadı. Bence hiçbir şey vermiyor. Bol köpüklü. İnşallah sizlere nasip olur. Sizlerden kısa zamanda bu keyifleri yaparsınız. İyi ki varsınız yani siz de olmasanız ben de bu çekim için buraya gelmezdim. Direkt Ankara'ya geçerdim. Sizin sayenizde ben de sebeplenmiş oldum. Şöyle kapatayım. Evet, kahvemizi alalım. Tabii ben de ne yaptım? Size hazırlık yaptım. Hemen dışarıdaki masayı açtım. Bu bayağı zor oluyormuş tripoddan çıkmak. Şöyle ayarlayayım. De kadraja girip girmedi de bakayım. Şöyle. Ya da kameranın açısını değiştireyim. Evet. Kameranın yönünü değiştirdim. Hem kahvemi içeyim, hem sizlerle muhabbet edeyim. Hem de şu deniz ortamını paylaşayım. Lense bakıyorum. Evet, lens denizi gösteriyor.
hayat bu işte. Yani meseleleri, sorunları çok fazla büyütmeden güzel yaşamaya çalışmak, ama tabii inanın ki elde olmuyor. Hani şimdi mesela diyeceksiniz ki senin sorunun yok. Vallahi benim sorunum şu araları o kadar fazla ki anlatsam içiniz kararır. Yani şu güneşli havada anlatsam içiniz kapkara olur. Ya dersiniz ya, bu videoyu niye paylaştın arkadaş? Ama ne yapacağız? Hayatın güzel yönlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Ama tabii hayat her zaman güzel olmuyor maalesef ki. Keşke olsa. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Hayatı da gene insanlar zorlaştırıyor. Gerçekten yani. Bütün zoru onlar yapıyorlar. Ondan sonra yani bilmiyorum ki bizim gibi insanlar da onun ceremesini mi çekiyor, sıkıntısını çekiyor. İnanın bu işi çözmüş değil. Ama konumuz o değil. Neyse, biz şimdi şuradan şey yapalım. Ben şimdilik hani böyle video paylaşımları yapıyorum. Ne yapalım? Hani mesela bugün Lodos var. Geçen haftalarda fırtına vardı. İşte bağ videoları çekiyoruz. Ondan sonra ne bileyim işte tuvalette, daha başka şeylerde. Hani zamanımızı böyle değerlendiriyoruz. Sonra işte hani sezon daha böyle hani ilkbahar olmadan, hani ben ilkbaharı beklemiyorum. Yani inanın şu an hava çok güzel olsa, hani şimdi değil, hani pandemiden dolayı zaten limandan çıkışta yasak. Ama yani böyle bir Cenova seyri yapılabilecek şeyde bile olsa, yani inanın hemen açarım. Sizlerden güzel bu şeyleri paylaşırım. Yani Cenova derken tek başındaki Cenova'yı açıp kapatmak falan filan çok kolay oluyor bence. Diyeceksiniz ki ana yelken açamaz mısın? Ana yelken de açıp kapatıyorum. Ama yani sonuçta mürettebat olduğu zaman her şey daha kolay. Yani işi paylaşıyorsunuz. Hemen diyorsunuz şöyle bir yardım et, bir el et, bilmem ne falan. İşte geçenlerde Cenova'yı açtım. Buradan Cenova iskotasını birisi boşlamış. Hani burada motor yatlarda yatanlar var. Ben de farkına varmadım. Allah Allah dedim, yani Cenova dedim torlanıyor. Niye torlanıyor ki falan. Tabii o zaman da çekim falan yapmıyorum. Ne oldu ki bilmem ne falan diyene kadar Cenova'nın yarısı suya düştü. Löp diye hem de. İnanamadım yani. Düşünebiliyor musunuz? Tekim. Dümenimi tutayım. Tekne dönüyor rüzgar üstüne doğru. Affedersiniz yani, resmen sıkıntıya düştüm. Ondan sonra neyse, bir yandan hemen boşunu aldım. Bir yandan toparladım. Yelkenlere şeye doğru baş kısmına provayı koydum. Yani yarım yamalak da olsa topladım. Hemen direkt limana döndüm. Zaten sağ olsun Adem kaptanım, Allah razı olsun. Yani çok çok iyi bir insan. Yani Allah insanın gönlüne göre veriyor. Her işimize koşuyor sağ olsun. Yani yürüye de güzel insan. Hemen geldi, ne oldu dedi. Yani hatta ben çıkarken destur oluyorum, kaptanım diyorum, çıkıyorum. Yani bir durum falan varsa diyor ki çıkma. Hani şimdi adam yılların yelkencisi yani, hani. Yani şöyle söyleyeyim. Belki 40 yıllık yelkenci yani. İşi yalamış, yutmuş, çözmüş işi. Neyse, onun desturunu almadan çıkmıyorum. Tamam dedi, sen çık dedi. Güzel seyir yapar gelirsin falan. Evet, güzel seyir yapacağım da. Yelken kaydı gitti. Yani ben öne geçip de yani müdahale edene kadar, işi anlayana kadar yelken yarı yarıya düştü yani. Sağaldı. Neyse. Geldik işte burada. Cenova'yı tekrardan taktık. Bir boşunu aldık. Aşağı doğru tamamen indir. Tamamen kaldırdık. Sardık bir güzel. Tabii böyle şeyler de oluyor. Ha, diyeceksiniz ki sıkıntı mı? Değil. Hayır. Niye olsun ya? Ne gerek var ki? Bu da olabilir. Neyi öğrendim? Buradaki seyire çıkmadan önce, hani anlatıyorum, bu sizin de aklınızda kalsın. Tabii ben kahveyi de soğutmayayım. Bakar mısınız? Bol köpüklü kahve. Bol. Seyire çıkmadan önce bütün halatlarımı kontrol ediyorum. Frenlerimi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Ya bu şeyden de kaynaklanıyor. Hani sizden de tek ricam, siz de benim gibi tekne aşklarına yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Öyle bir şey yapana ben hak da veririm. İnanın nasıl, biliyor musunuz? Hani bir an önce böyle o denize açılmak için ne kadar acele ediyorum. Halbuki sakin ol, değil mi?
Yani sakin olduğun zaman her şey daha rigid olacak, daha stabil olacak. Ama tabii apar topar acil acil yaptığınızda, açıldığınızda da sıkıntılar olabiliyor. Ne yaptım? Bakın dikkate aldım. Mesela baş kısmında hani bu şeyi ırgatı tamir ettiğimizden dolayı zincirleri, halatları falan şeydeydi, provanın üzerindeydi. Aşağı aldık. Ondan sonra şey diyen arkadaşlarımız da var. Arkadaşım hani seyre çıkarken usturmacaları niye toplamıyorsun diye. Yan tarafta 2-3 tane yan yana şu Jeno'ya değmeyelim diye orada var. Bir tane burada var. Hani usturmacamızın düşme tehlikemiz yok. Zaten kendinden geçmişler. Yani usturmaca takımı alacağım. 4-8 tane normal usturmaca, 4 tane de balon alacağım. Onu hatta alacağım derken sağ olsun hani esnaf arkadaşlarımız diyeyim hani bu işin tedarikçilere ödemeyi gönderdik mal gelmedi. Bu ama tabii biz geçen seneden bahsediyoruz. Yani biz bu tekneyi aldığımızda o aşkına yatırırken daha tekneğimiz boyanmamıştı. Biz usturmacıların parasını gönderdik. Hani farklı bir çevreye inanın dürüst olacağını zannettim. Değilmiş. Neyse yani siz, bunu da siz yapmayın. Mümkün mertebe bildiğiniz yerden tabii alışveriş yapın. Referans aldığınız yerlerden alışveriş yapın. Hani oluyor. Gol oluyor yani. İlla bir paranız gidiyor. Gitmese daha iyi geldik ama. Ama hava mükemmel. Hava gerçekten mükemmel. Ben sizi şöyle biraz daha denize yanaştırayım mı? Ama benim şeyim şöyle. Kahvemi de alayım. Bu benim kedim sağ olsun burayı şahane yapmış. Sürekli pisletiyor. Kedi kaçıran bir şey yoktur herhalde. Ben şöyle biraz kenara çekileyim de sesimden zaten size yetiyorum. Siz de manzarayı izleyin. Hatta şöyle şey yapayım. Amacım size bugün güncel deniz manzarası iletmek. Yaklaşık bir saate kadar da atarım videoyu. En azından şu pandemi zamanından cumartesi pazarın vermiş olduğu Burhan içinizden bir nebze de olsa gitsin istiyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Polis arkadaşlarımız şurada bir yayayı çevirmiş. Ya insanlar o kadar işi suistimal ediyorlar ki. Köpeğimi gezdiriyorum diye adam yürüyüş yolunda. İyi de arkadaşım sen yürüyüş yolundan nereden nereye gidiyorsun değil mi? Herkesin fikri. Geçen gün, dün müydü, evvelsi gün bir video paylaşmıştım, tekne videosu. Çok yanlış yorumlar aldım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben bir şey paylaştığım zaman yani hiçbir ticari gelirim yok. Rica ediyorum yani bunu hani yorum yazarken düşünerek yazın. Çünkü benim hani ticari olarak bir tekne üzerinden ne kadar kazanabilirim? Ki ihtiyacım yok yani. Rica ediyorum yani öyle hani yorum yazarken şey yapmayın yani paylaştım. Çünkü hani İsteyenler de oluyor. Hani belki işine yarayan olur falan diye paylaştım ama pişman da oldum mu oldum. Hani gerek yok. Benim kendi paylaştığımlarım bize yeter. Abonelerime yeter. Abonelerimden çok güzel şeyler paylaşacağım. Drone çekimi yapacağım. Sezonda zaten yani öyle değişik şey ki herkes bir istekte bulunuyor. Güzel çekimler yapacağız yani öyle söyleyeyim. Şunu demek istiyorum. Abonelerimin haricinde abone dışı çok izleyip de videoları çok izleyen arkadaşlarımız var. Ellerine, gözlerine, yüreklerine sağlık. Ama videolarımın devamını izleyebilmeleri için lütfen lütfen abone olmalarını istiyorum. Niye lütfen lütfen abone olmalarını istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Ben şu an için reklam almıyorum. Alsam da önemli değil zaten. Ondan ne kadar para gelecek ama. Şöyle diyeyim yani bu değişik ve güzel paylaşımları hemen önlerine düşsün istiyorum. Yoksa hani abonelik
Var, Allah'a şükürler olsun. Yani sizlerin sayesinde ben 20 günde yani 1700-2000 aboneyi geçtim ve 6500 saat. Normalde 4000 saat reklam şeyi ya. Yani 1000 abone 4000 saati geçtikten sonra reklam alıyorsunuz. Ben 2000 abone 20 günde 2000 abone 6500-7000 saat olmuştur yani. Şey olarak geçtim yani. Çok güzel. Yani ilginizden de memnunum. Beni takip etmeyi devam edin. Etmeye devam edin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.